Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. The Mortuary Assistant'ın 2. bölümü Vardiya 2 ile karşınızdayım. Devam ediyoruz. 1. bölüm kaptırdık kendimizi iblise. Yanlışlıklar yaptık. İblis bile demişti hata yapıyorsun diye de biz kulak asmadık. İblis tedirgin oluyor diye düşündüm ben. Yine buradan böyle mi başlıyoruz? Peki, anahtarımızı kaptık. İşe gidiyoruz. Burası açılmıyor. Hadi gidelim işe. Aa, jetonları almadım. Keşke jetonları, kolyeyi alsaydım. Bir işe yarıyor mu onlar? Bir de orada şifre var ya, o şifreyi nasıl kullanacağımızı da bilmiyorum. Keşke o şifreyi de kullanabilseydik. Herhangi bir şey. Direkt operasyona mı başlıyoruz? Not kağıdını alalım. Hatta ilk karalamamızı yapalım. Kaset çalarımızı da aldık. Gerek yok ama aldık. Mesela şu mekaniği nasıl kullanıyoruz? Bunu kullanmanın bir şeyi var mı? Bilemedim. Yine Rebecca'yız. Başlayalım. Raymond yok burada. Dosyamızı aldık. Evet, şimdi kaset 1. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. Allah Allah ya, şuna bir şey yapılıyor olmalı ya. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. 2498 pardon. Pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. Tamam, bunlar önemli değil. Aynı şeyler. Ben şu telefonu bir sessize almayı unutuyorum ya. 2498. Altı haneli bir şey yazacağız buraya ya. 6 haneli ne var orada? Bir şey var abi. Sayar. S gibi bir şey. Bir, iki, üç. Buradan başlayalım. Gel, sen benim başıma bela olmuştun, gel. Bu değil mi o? Bunun şeyi Dreyfus. Başlayalım. Yanakta direkt şey var. Kabarıklık var. Başka bir şey yok. Omza geç. Bu tarafında var. Geri gel. Eli ver. Bir şey yok. Geri gel. Ayağa bak. Şurada bir şey var. Geri gel. Burada bir şey var. Tamam. Şu omzunu da yapmıştık zaten, şuradaydı. Çizik trik vardı. Şimdi önce bunun bilgilerine girelim. Refuge 28 yaşında. Kafada bu var. Sağ omuzda bu var. Sağ bacakta bu var. Sol bacakta et beni var. Bu ora değil, pardon. Lan ezbere gidiyorum ya. Bekleyeceğim bu sefer ya. Ayağı bacağı oynuyor mu diye. Bir saniye. Şimdi şunu alacağız. Şunu alacağız ama şu tarot kartından, tarot mu neyse işte, bu görü kağıdından alayım bir tane. Var mı burada şu anda bir şey? Şu anda bir şey yok. Tamam. Göz için. Açar mısın? Alright. Can't hold anything else. Selamünaleyküm. Bu ne lan? Şöyle şöyle şöyle. H gibi bir şey diyelim buna da. Şuradan bakalım, S ve H olan kim var? bundan bir de şundan olacak. Tezhak var. Yazayım. Tezhak. Ondan sonra bir geri gel. Abi bir geri hocam. Bir geri şu. D var, H yok. H var, S yok. SH maset var. Üçüncüsünü bulduğumuzda şeyi de bulacağız herhalde. Tamam. Tezhak ya da maset. Şimdi hangilerini koymuştuk oğlum? Şunu koydum galiba. Eksik mi kaldı? Normalde hit koymadık o zaman. Kart alalım da. Şimdi hocam. Cerrahi pens, plastik hortum. Gel geri. Tamam. Nemlendiriciyi şimdi kullanamıyoruz galiba. Bir deneyeceğim yine. Yok, kullanamıyoruz. O yüzden şuraya bırakıyorum. Önce cihazı temizlememi istiyor. Blue, blue, blue. Arkadaşta ben bir şey göremiyorum ya. Bunda bir şey yok gibi. Neydi bunun, bu vatandaşın ismi? Dreyfus. Dreyfus'de bir şey yok gibi. Şey oluyor. Oo, şenlik var. Gitmesem olmuyor mu? Mesela ben böyle durayım. Muhtemelen diğeri gibi olacak. Sürekli Rebecca, Rebecca, Rebecca. Ben bu arada bir karalama yapayım. Oh. Çemberi tamamlamaya az kalmış. Ya eben ya, eben. Yine muhtarlığına bak ya. Anne. Çok mu içtin uyuşturucu? Hate me all you want. Benden istediğin kadar nefret et. Senin yüzünden öldü o. Asıl sen olmalısın. Cansız, değersiz. Ben neyi vereyim sana? Dur bakayım. Al. Al. Kapıları da kapatmış. Sanki ben iblisim de. Koridorda. D. D. Bunlar hızlı gelişmeye başladı bak. Birisi neydi? Tesnak diğeri mahsetti. Ya aman şunu da hep yanlış basıyorum. Kurbanhanesinde değil. Birisi şurada. Tesnak, mahset. Mahsette D var. Mahset. Bence. Diğerine de bakayım da. Buradaki Tesnak. Bunda D yok bak. Mahset. Mahset'i tılsımına işleyeceğim. Yukarıya H, sola S, sağa değişik H, buraya D. Yukarıya D. Bu. Değil mi? Aynen. Tılsım hazır. Şimdi biz bu vatandaş... Bu bizim aradığımız bu değil ya bence. Hiçbir yeri oynamadı. Hiçbir yerinde ekstra bir şey yok. Aynen. Bu değil ya. Ne oluyor oğlum? Pıtıt pıtıt diye bir şey oluyor. Ya bir sal beni ya. Hey. Bırakıyormuş. Şimdi Dreyfus'da bir şey yok gibi duruyor. Gel bakalım. Sen kimsin? Ama dön artık ya. Bunu döndürmenin daha kolay yolu yok mu acaba? Ayarlardan bakacağım. Bu kim? Gözükmüyor. Rana Oasis. Şimdi Rana. Ranacığım seni bir inceleyelim. Kafayı çevir, bir şey yok. Buraya çevir, bir şey yok. Omuzu çevir. Şurada var bir şey. Gel geri. Ele bak. Bayağı değişik bir şey var. Bacakta bir şey gözükmüyor. Şurada bir şeyimiz var. Yine bu. Burada da bir şey yok. Yine bu bak. Aynen ele geçiriyor ya, ondan böyle şeyler oluyor. Şimdi kayıt sisteminde ikinci girdimiz Rana, birinci Dreyfus, 54 yaşında. Sağ omuzda, sağ kolda, sol bacakta, sol kolda. 4 oldu mu? Oldu. Gönder. Şöyle bir bekleyeceğim bakalım. Ananı senin. Ah. Tip. Salak bir yerlerde geziyor ya. Oha. Aa, burada açık. Merak ettim. Dur bir dakika. Alamıyorum değil mi bunu hala? Alamıyorum. Peki o zaman şu kartı bir kaldır. Tamam. Şeyi yapacağız. Elimi buraya götürüyorum. Sapından vuracağım diye. There we go. Hepsini yanlış yapıyormuşum. Yani bu şeyleri hep yanlış buluyormuşum. Bu değildi. Bu artıcıyı neyde kullanıyoruz acaba ya? Bak onun da bir esprisi var bence. I'm missing something. Ha, üzerine eşler almadık. Rebecca. Ya ben ya bir sal da oynayakla. Rebecca. Ne var? Ne var oğlum? Arkanı dönme. Biliydim böyle olacağını. Bunu da açtırma. Tamam. Burada. Burada. Bulduk. Bu odada muhtemelen çıkacak bir yeri ama. Yine de biz gezerim şöyle bir etrafı. Diğeri burada zaten. 1, 2. Aynen bu odada çıkacak ya. Çıkarsa. Neyse biz şimdi içimize bakalım. Başlayacağım Rebecca sınavını. There we go. Tamam. Onu yaparken biz de nemlendiricimizi mi alıyorduk? Artıcı ne işe kullanılıyor acaba? Alright. Hazırsın ortağım ama gitmeden bir bakayım sana. Gel gözükmeyen yerlerine bir bakalım. Ya hay ben senin yine bu. Kafa kademe kademe ilerliyor. Bak şimdi. Nereye yazıyorsun la? Doğru söyle. Bir yere yazdı bu. Bence yani. Ahanda yanmış eli. Rana'nın eli yanmış. Ama sonradan yanmış. Acep diyorum. İçerideki bedende zaten yanık görürsek odur diyebilir miyiz? ya. Bunu bir daha mı incele diyorsun? Dursun orada ya. Ne? Sherwood. Adı değişmedi değil mi? İyi. Sherwood Farm. Şimdi Sherwood'a bakalım. Yüzünde bir cırmalama izi var. Göğsünün üstündeki zaten alenen ben buradayım diyor. Şurada da var. Şimdi eline bakalım. Elde bir şey yok. Ayakta bir şey yok. Bacak arkasında da olabilir. Bak bunda... Önceden var. Bence bu. Bunu izleyeceğim şimdi hareket ediyor mu diye. Bunu şimdi izleyeceğim hareket ediyor mu diye. İki, dört, beş. Tamam. Gönder. Hiç yok vücutta bir şey ya. 10 dakika mı bekleyeceğiz böyle sabırla? Şu anda Sherwood'la Dreyfus arasındayım ama neyse. Geçelim bunun işlemlerine de sonra bakarız. Tahneti koyayım oraya. Tık diye bir şey oldu ama. Ya şuradaki şifreyi çok merak ediyorum ya. Hadi bakalım. Chuck. There we go. All right. Mesela şu da var. Bu ne? Doku güçlendirici. İblis bunda ya. Bence. Ne var oğlum, ne var ya? Ne istiyorsun ya? Ha, sonsuz koridor, tamam he. Sana geliyormuş gibi yapıp geri dönsem ne olur? Evet, koridorların her yerini... Sabaha kadar koşarım. Sorun yok. Aset. Bu da sağ kolumun orada bir pıtık bir şey oluyor böyle. O yüzden dedim acaba peşimden mi geliyor? Bak yine oldu. Sabaha kadar koşarım. Sabit duralım. Tanrı seni terk etti diyor. Selamünaleyküm. Niye kaçtın oraya? Gel buraya bakayım. Arkam duvar, önüm duvar. Evet. Ya. Mal bebe ya. Artık yazmıştır son rününü de. Bizim odaya. Renk ne bu? Açtı iyice ya. Nerede? Nereye yazdım? Hani? Göster bağa. Dışarıya koyduğuna göre beni dışarı bir yere mi yazdı ya? Buralarda değil. Arabama mı yazdın? Ne yaptın? Yazmamış o zaman hala. Mal bebe. Yazmadıysan niye bu kadar aksiyon yapıyorsun ya? Ya hangisi kafayı çizeceğim ha? Bu beden mi öbür beden mi ya? Neyse. Şunun şeylerini butaraldehit, formaldehit. Aha. Bu ya bu. Bu. Gezip tozluyor sürekli. Pushed. Kim seni kill? Antidepresan. Rebecca Owens. Biz de antidepresan kullanıyormuşuz. Yüksek risk. Tamam, görüşürüz. Bura değil, ora değil. Nere lan? Buradan dönüş yok ki. Buradan da bir şey yok. Orayı açmadı arkadaşlar bu arada, baktım da. Yüksek risk diyen kapıyı açmıyordu. Yanında kalmadı ki. Varmış. Hocam, tamam. Tamam. Bunka kendini asmışsın. Burada gölgesi gözüküyor duvarda. Oha, beni de yukarı kaldırdı ha. Yere düştük. Benim odaya artık bir şey bırakmışsındır hocam. Aç işte. Geç kaldım Rebecca, kapı açıldı diyor. Yaptık. Aa, sembol geldi. Çüş, çok mu oyalandık? Bunun bir hızı, bir şey mi olması lazım? Dur bakayım, biz buna hortum saplayacağız. Neşteri almadık. Bak bunda önceden vardı leke. Geçtiğimiz oyunda da öbüründe önceden vardı. Onu değil sonradan olanı seçtiydik biz. Ha yine. Çok uzun sürüyor ya. Tadında bırakın be. Kafa açıyorsunuz. Tamam. Geri dön. Bu vardı. Şimdi buradan ben şunu bir daha okumak istiyorum. Bu değil. Bu neydi? Defetme araçları. Şuradaydı galiba ya. Çeyrek akıtma. Düşük seviyeli ruhlar. Bir iblisin gücü yaratılışında sahip olduğu güçle sınırlıdır. Hiçbir varlık tek başına yaşayanların dünyasına girebilecek kadar güçlü değildir. Hedefine ulaşmak için diğer ruhların yardımına ihtiyaç duyar. Aşağıda iblislerin perdenin ardına geçmesine yardımcı olan çeşitli varlıkların isimleri verilmiştir. Bu varlıkların habis iblislerin ve verdiği emirler dışında da görevleri vardır. Yaşayanlar ve lanetliler arasındaki sınırın inceldiği noktalarda ortaya çıkarlar. Beyazlı kadın. Keder hanesinin kudretli bir tezahürü olan bu varlık dünyamızda daha büyük bir fiziksel etki yaratma potansiyeline sahiptir. Bu ruh ile güçlü bir bağ kuran habis iblisler bu ruh sayesinde dünyalar arasında geçiş yaparak kurbanları gözetleme, rahatsız etme, iblis enerjisine maruz bırakarak ele geçirilmeye karşı direncini düşürme gibi bir sürü eylemi kolaylıkla yerine getirebilir. Beyazlı kadının fiziksel varlığı zayıftır, yaşayanlara zarar verebilir ancak gücü zayıftır ve etkisi uzun sürmez. Gölge adam bizim şu anda gördüğümüz beyazlı kadın. Burada, şurada. Gölge adam kurbanhanesinin zayıf bir tezahürü olan gölge adam hem rehberlik yapar hem de yaşayanları gözetlemek amacıyla kullanılır. Habis iblisler bu ruhla bağ kurarak kurbanın etkisini altına alabilir. Kurbanın etkisi altına alabilir veya kurbanın kafasını karıştırmaya çalışabilir. Gölge adam genellikle göz ucuyla görebileceğiniz yerlerde durur. Görüş açısına hızla girip çıkarak gölgeler arasında gizlenir. Taklitçi. Bu bizim karşımıza çıkan bu. Kıskançlık hanesinin zayıf bir tezahürü olan taklitçinin ana kullanım amacı yaşayanları gözetlemektir. Taklitçi şeytanın insanlığa duyduğu kıskançlığın vücut bulmuş halidir. Bu varlık her ne kadar insan gibi gözükmeye çalışsa da ebediyen soğuk ve biçimsiz bir kabuk olmaya mahkumdur. Taklitçinin kabuğu altındaki gerçek görünüşü ise gizemini korumaktadır. Kapalı devre televizyonlarının içinden fark edilene kadar yaşayanları izlerken görüldü, pek çok defa kayıtlara geçmiştir. Gel bir geri. Çeyrek akıtma. Kilise bir kişinin Tanrı'nın bile affedemeyeceği günahlar işlediğine kanaat getirdiğinde söz konusu kişi günahlarından arınmak ve Tanrı'nın lütfuna yeniden layık olmak için çeyrek akıtma adı verilen bir işlemden geçerdi. Öncelikle bir rahip günahkar kimsenin içinde kalan kutsal kan için dua okurdu. Ardından kişinin bileklerini keserek vücudunda bulunan günah kanını, kopris olarak da bilinir, bir kavanozun içine aktırdı. Suçlanan kişi yorgun düşene dek kanın akması sağlanırdı. Bu yorgunluk halinin vücudun günahların yükünden arınması sonucu genişliğine inanılırdı. Akan kanın da günahkarın vücudundaki kan miktarının çeyreği kadar olduğu düşünülüyordu. Son olarak Koplis kanı yarı insan yarı iblis kanı olduğuna inanıldığı için yakılırdı. Oha, sese bak, gittikçe artıyor. Cehennem haneleri. Şeytan müritleriyle birlikte cennetten düştükten sonra kendine muazzam bir saray inşa etti. Bu sarayda 3 hanenin temeli atıldı ve şeytan hanelerdeki müritlerine büyük bir güç bahşetti. Müritlerin görevi günahkar ruhları kendi saflarına çekmek ve onlarla birlikte Tanrı'nın dünyada yarattığı her şeyi yok etmekti. Şeytanın emrindeki baş iblisler olarak sarayın içindeki hanelerinde ordularını büyütme ve yönetme görevini üstlendiler. İnsanlar bu iblisleri habis iblisleri olarak bilir. Üçler işareti. Üçler işaretine şeytanın eli 3 parmağı havada olacak şekilde resmedilmiştir ve çevresinde farklı hanelerin sembolleri bulunur. Aman ne kafa ütülediniz ya. Kurtarılan değil. Ya bunu okumuştuk. Şimdi bir şey daha var. Bu zaman sayacı, biz birazdan patlayacağız muhtemelen. Bu müzik onu anlatıyor olabilir. Ama bu ya, bunu yakacağım ben, gitsin ya. Bunu yakmak istiyorum bu sefer. Belki öbürüne tekrar bakmam gerekiyordu ama ben bunu yakacağım abi. Yanlışsa da yanlış. İkinci yanlışımızı yapmış oluruz. Ne olacak? Gülüyor bir de ya. Bu sefer gerçeği yakmışızdır ya. Aman. Yine aynı sahne bak. Yalansa döveceğim ha. Yalan ya. Kesin yalanı, yanlışı yaptım. Kesin yanlışı yaktık. Hüh. Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Şu muhabbeti de hızlı geçemiyor muyuz? Sonunu görsek. Ele geçirilme 2 abi. Yine yanlışı yapmışım. Hay Allah beni kahretmesin ya. Neyse. İkincide de yanlışı yakmayı başardığımıza göre acele ettim orada yine ya. Şu müzik, dedim ki muhtemelen başıma bir iş gelecek diye düşündüm. Hani ele geçiriliyoruz ya, bizde iblis şey yapıyor falan. Yani veriyi silip bir daha oynayasım var. İkinciyi de. Şimdi yeni vardiya deyince yani uzun süreli veriler, uzun vadeli veriler saklanacak, yeni vardiya başlasın mı diyor. Bu videoda 55 dakika, 1 saat oldu. Bunu da yükleyeceğim tabii ki de ama ben artık bir iblisi de şey yapmak istiyorum. 3. vardiyada şansımızı deneyelim bakalım 3. vardiyada ne olacak. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.